Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1967, Hakkari, Kürt asıllı Türk oyuncu, senarist, yönetmen ve şairdir. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi, Açta En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü sahibidir. İlk kez 1988 yılında olacak O Kadar adlı televizyon komedi programının senaryo yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında kendi yazdığı ve Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon dizisi ile geniş kitleler tarafından tanındı. Erdoğan 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış, 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünya gelmiştir. 2006-2018 yılları arasında evli bulunduğu Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçin Bilgin ile evli olan sanatçının bu evlilikten, 2010 yılında Doğan Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu vardır. İlk Yılları ve Ailesi Erdoğan 1967 yılında Nazım Erdoğan ve Süheyla Erdoğan'ın ortanca oğlu olarak dünyaya geldi ayrıca Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun kurucusu Mustafa Erdoğan'ın küçük kardeşi, ses sanatçısı Deniz Erdoğan'ın ağabeyidir. İlk ve ortaokulu Hakkari'de bitirdikten sonra Ankara Aydınlık Evler Lisesi'ne devam eden oyuncu, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandı. İstanbul'un Koca Mustafa Paşa semtinde üç arkadaşının bekar evine yerleşti eğitim hayatını yarıda bırakarak Ferhan Şensoy'un nöbetçi tiyatro kadrosuna katılmıştır. Aça Bingöl 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır. Funda Eryit Aslen Samsun Bafralı'dır. Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadre Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde müzikal, komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu. 2019 yılında Kraft Tiyatro'da sahnelenen Fotoğraf 51 adlı oyunda Rosalind Franklin karakterini canlandırdı. Oyundaki performansıyla 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. 2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dahil oldu. 1 Ocak 2021'de Fox'ta yayın hayatına başlayan Son Yaz dizisinin 1. sezonunda Canan Kara karakteriyle rol aldı. Çerkes ve Gürcü kökenlidir. Okan Yalabık Balıkesirli bir ailenin ikinci çocuğu olarak, 1978 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğretimi Maçka İlköğretim Okulu'nda okuyan Yalabık, oyunculuğa da bu dönemlerde ilgi duymaya başladı. Kendi anlatımıyla ortaokula başlayacağı Sene Abi Ozan, Ferhan Şensoy'un Ferhangi Şeyler oyununun kasetini eve getirmiş. Tek kişilik bu oyunu defalarca dinleyip ezberledikten sonra oyuncu olmaya karar vermiş. Liseyi Şişli Terakki Lisesi ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde bitiren oyuncu, 1993 yılında Cengiz Deveci'yi lisede çalıştırıcılığa davet ettirerek Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi tiyatro topluluğunun kurulmasına önayak olmuştur tiyatroda ise son olarak 39 basamak oyunu ile sahneye çıktı. Birçok amatör grupta çeşitli görevler üstlenen oyuncu, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. İlk tiyatro deneyimini 1998 yılında Kenter Tiyatrosu'nda oynadığı Martı oyunu ile yaşadı. Daha sonra aynı sahnede nükte, sırça kümes, iniş moralı yüzbaşı oyunlarında rol aldı. 2006 yılında Orhan Hakalmaz'ın seslendirdiği Şu Kıştanın Kapısına isimli Türkiye çekilen klipte, 2007'de Sezin Akbaşoğulları ile birlikte boş reklamında oynadı. Bir diğer taraftan da Gülüm, Kolay Para adlı sinema filmlerinde ve Yılan Hikayesi, Serseri, Hatırla Sevgili adlı TV dizilerinde rol aldı. 2010 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Av Mevsimi filminde Hasan karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle 4. Yeşilçam ödülleri töreninde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Aynı sene Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans programında eğitim gördü. Çeşitli reklam ve animasyon filmi seslendirmeleri yapan Okan Yalabık, Uncaharted 3, Drakes Deception oyununun Türkçe dil seçeneğinde ana karakter Nathan Drake e seslendirmiştir. 2011 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide Pargalı İbrahim Paşa rolüne can verdi. Dizide rol gereği boğulmak suretiyle öldürüldü ve 82. bölümde diziden ayrıldı. Ancak dizide sonraki bölümlerde senaryo anlatıcısı, dış ses olarak bulundu. 2015 yılında ATV'de yayınlanan, konusu 1970'li yıllarda geçen, Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği Analar ve Anneler adlı dizide Sinem Koval, Hazar Ergüçlü ve Binnur Kaya ile birlikte oynadı. Lakin, dizi düşük reyting nedeniyle 9. bölümde final yaparak ekranlara erken veda etti. Yalabık, 2016 yılında Balkan Savaşı'nın geride bıraktığı etkileri beyaz perdeye taşıyan, Ozan Açıktan'ın yönettiği Annemin Yarası filminde Mirsat karakterine hayat verdi. Aynı yıl Bülent Üstü'nün aynı isimli çizgi romanından uyarlanan Kötü Kedi Şerafettin isimli animasyon filminde Adnan ve Çizer, Kung Fu Panda 3'te ise ana kahraman Po'yu seslendirdi. Animasyon filmleri dışında reklam filmi seslendirmeleri de yapmaktadır. Fatih Hartman, 13 Şubat 1988 yılında Ankara'da doğdu. Ankara'nın Gazi Mahallesi'nde 3 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Annesi ev hanımıdır. Babası 2002 yılında yaşamını yitirdi. İlkokul ve liseyi kendi mahallesinde okudu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü okudu. Behzat bir Ankara polisiyesi dizisinde Harun karakterini canlandırmıştır. Olgun Şimşek İlköğretim ve Orta Öğretimini Bursa, Mustafa Kemal Paşa'da tamamlamış, Mustafa Kemal Paşa Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü mezunu olan sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladı. Televizyonda şov programlarında çıkan Şimşek, bir Demet Tiyatro Komedi dizisindeki Kudret tiplemesiyle 7 numara komedi dizisindeki Sabit Ballıoğlu karakteri ve İbo Show'daki Güçlü karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazanmıştır. Yalan Dünya dizisindeki Selahattin karakteri ile Türk Ekonomi Bankası'nın reklamlarında oynamıştır. Nur Sürer 954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı. Erden Kral'ın bereketli topraklar üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez en iyi kadın oyuncu ödülü kazandı. Bugüne değin 40'tan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Aynı adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında en iyi yabancı film dalında Oscar ödülü kazanan Umuda Yolculuk, 1990 Dunkle Schattendarangs, 1993 ve Yara, 1998 izledi. İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra 16 Haziran Hareketi adlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen Sarp Kuray ile evlendi. Kadın hakları ile yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007'de İstanbul'da gerçekleşen bir Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı. Sürer 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide Neriman Kozcuoğlu karakterini canlandırmıştır.